Merhaba arkadaşlar. Bu video ek atama adına bir destek videosudur. O yüzden beğenilerinizi bekliyoruz ve lütfen abone de olmayı unutmayınız destek adına. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi öğretmenlerimiz resmi bir açıklama bekliyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Ek atama adına resmi bir karar bekliyor öğretmenlerimiz, öğretmen adaylarımız. Tabii ki en doğal hakları aslında bu öğretmenlerimizin. O yüzden en kısa sürede bir resmi açıklamanın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ek atama gelmeli arkadaşlar. Çünkü şunu söyleyelim. Öğretmenlerimiz gerçekten geçen seneki sınavda KPSS sınavında işte sınav sorularının işte çalınmasıyla, yeniden sınavın olmasıyla vesaire çok zorluk yaşadı ve buna rağmen öğretmenlerimize bakıyoruz ki sadece normal atamayla öğretmen ataması oldu. Yani hiçbir ek atama olmadı. Her sene neredeyse olan ek atama bu sene olmadı. Bu çok kötü. Çünkü öğretmenlerimiz sınava çok ama çok emek veriyor. Sınava çok çalışıyor ama sonucunda ufak bir aslında kazanç sağlıyor. Yani 40 bin öğretmenimiz atanabiliyor, 50 bin öğretmenimiz atanıyor. Ama gerekli olan ek atama yapılmıyor. Bu da bir yandan üzücü bir haber. Yani bizim isteğimiz öğretmenlerimizin en doğal hakkı olan atamayı alması. En azından bir deprem bölgesine atama, ek atama vesaire olması diliyoruz, istiyoruz. Yani ek öğretmen ataması lütfen ama lütfen olsun. Bu konuda öğretmenlerimizin sesini de yine duyurmaya devam edeceğiz. Ama dediğimiz gibi gerçekten çok çaba sarf ediyor öğretmenlerimiz. Ve buna karşında inşallah ek atama ve diğer atamalar çok daha yüksek rakamlarda olur ki öğretmenlerimiz de inşallah istediği atamaya kavuşsun. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.